Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay Beyefendi'yi kürsüye arz ederim. Çok kıymetli İçişleri Komisyonu Başkanımız, Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli onur konuğumuz, hocamız Yavuz Bülent Bakiler Beyefendi, İdareci ve Bürokratlar Birliği Sayın Genel Başkanı, Dulkadiroğlu Kaymakamımız, ilçe belediye başkanlarımız, 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanlarımız, kıymetli katılımcılar, değerli hazirun. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bu toplantımız birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sunar, vesile olur inşallah. Öncelikle Kardeşlik Sınır Tanımaz konferansında bizlerle birlikte bize bu imkanı veren İdareci ve Bürokratlar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Biz de bu organizasyonu Maraş'ımıza, kardeşliğimize, birlik beraberliğimize katkı sunması amacıyla belediyemiz tarafından her türlü destek ve organizasyon yaparak sizlerle konuşmacılarımızı, değerli üstadımız Yavuz Bülent Bey, Bakiler Beyefendi ki bugün daha önce bilmediğimiz bir bilgiye vakıf olduk. Artık bundan sonra sayın hocamıza da Kahramanmaraşlı diyebileceğiz. Çünkü hocamızın mezarını Şehadet Mezarlığı'nda bugün tespit ettirdik. Bundan sonra Kahramanmaraşlı üstadlara bir yenisi daha eklendi. Yavuz Bülent Bakiler Beyefendi'ye de bundan sonra net bir şekilde Kahramanmaraşlı inşallah diyebileceğiz. Bu konferansımız birlik beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olur inşallah. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Değerli konuşmacılarımızın, sayın milletvekilimizin ve sayın üstadımızın bu değerli fikirlerinden hep birlikte inşallah istifade edeceğiz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah maksadımız hasıl olur. Saygılar sunuyorum. İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Celalettin Güvenç Beyefendi'yi kürsüye arz ederim konuşmalarını yapacağız. Şimdi burada propaganda için gelmedik. Bu referandum çok önemli ama bugün farklı bir konseptle buluşalım dedik. Ama bu bir siyasi slogan veya siyasi bir söz değil Tayyip Erdoğan'ın bu söylediği uyanış hareketine vesile olan. Tayyip Erdoğan doktrini dediğinde kızıyorlar adamı. Üç basit şeyi tüm dünya insanlarına ve Orta Doğu coğrafyasına net söylüyor. Ne diyor? Irkçılık yapmayacaksınız diyor. Ben 1000 kere tekrarladım bunu, 1 milyon kere de tekrarlayacağım nefesim olduğu müddetçe bu ülke için. Ey Araplar, ey Kürtler, ey Türkler, ey Şiiler, birbirimize karşı ırkçılık yapma. Kimse anasını babasını seçemiyor. Tayyip Erdoğan yüksek sesle bunu duyuyor. Bunu sadece Türkiye'deki biz Türklere söylemiyor. Bütün bu coğrafyada birbirini öldüren garibanlara söylüyor. Öldürmeyin, ırkçılık yapmayın. İki, mezhepçilik de yapmayın. Üstad söyledi, biz Sünniyiz. Sen Alevisin. Öbürü başka mesela. Olabilir. Sana öyle öğretildi, öyle anladın, ben böyle anladım, ben ne haddime düştü ki seni sorguluyorum. Yapmayın diyor Tayyip Erdoğan. İkinci, gene başucumuza konulması gereken siyasi lider sözü değil bu. Bu bilgi adam sözü. Irkçılık yapma, iki mezhepçilik yapma. Üç, bunun ikisini tamamlayan unsur. Birbirinize karşı şiddet kullanmayın. Ölmeyin, öldürmeyin. Ne oluyor size ki? İşte abimiz söyledi usta. Bana ters baktın diye adam öldürüyorsunuz. Ne oluyor size ki? Alevi diye adam öldürüyorsunuz.
Ne oluyor size ki Sünni diye adam öldürüyorsunuz? İslam coğrafyasında her saat, her dakika binlerce insan ölüyor. Öldürenler hep Müslüman. Ölenler hep Müslüman. Silahlar ya Amerikan ya Rusya Çin var. Uyanın. Bilesiniz ki Batı'da her gün yükselen Tayyip Erdoğan düşmanlığının esas nedeni budur. Bir Fransız yazarı var. Honoré de Balzac diye okumuşsunuzdur. Balzac'ın bir tespiti var. Diyor ki millet edebiyatı olan topluluktur. Çok doğru. Millet edebiyatı olan topluluktur. Neden böyle söylüyor Balzac? Çünkü edebiyatın temel malzemesi dildir. Dil olmasa edebiyat olmaz. Maraş'ın önemli isimlerinden, yanlış söyledim, Türkiye'nin önemli isimlerinden, aslımızın, Türk dünyasının önemli isimlerinden birisi olan ve benim de manevi üstadım olarak daima bağlı kaldığım Necip Fazıl'ın da bir tespiti var. Diyor ki bir milletin edebiyatı yoksa o milletin hiçbir şeyi yok demektir. Çok doğru. Bir milletin edebiyatı yoksa o milletin hiçbir şeyi yok demektir. Çünkü edebiyat olmadan, dil olmadan hiçbir şey ayakta durmaz da Necip Fazıl onun için bunu böyle söylüyor. Teşekkür ederim. Evet. Al bakalım geç. Size kolay bir tane daha. Geçin. Haydi bakalım. Başkanım ver bakalım. Buyurun muhtarım. Bizim Ömer'i falan nerede Ömer? Git gelin çıkalım. Bakalım bir Ömer'i çağırın da. Çıkalım kardeşim. Haydi bakalım. Valla bu soğukta da sıcak. Bir tane daha var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Aha başkanımdan da ben alayım. Evet sayın başkanım. Afiyet olsun.